Platon, Atina'nın soylu ailelerinden birinin çocuğudur. İyi bir eğitimden geçmiştir. Müzik, jimnastik, edebiyat gibi birçok alanda değişik öğretmenlerden dersler aldı. Platon adını ona, geniş omuzlu olduğu için jimnastik öğretmeninin taktığı söylenir. Sokrates ile karşılaştıktan, yani felsefe sorunlarına kapıldıktan sonra o alana bağlandı. Sokrates'in yalnızca bir filozof değil, felsefesini yaşayan ender insanlardan biri olması onu derinden etkiledi. Hocasının yanından ayrılmaz oldu. Sokrates'in anlaşılmadan ölüme mahkum edilmesine çok kızdı ve üzüldü. Eser vermemiş olan hocası kendi eserlerinin baş sözcüsü yaparak ölümsüzleştirdi. Platon'a en büyük etki hocası Sokrates'ten gelir. Sokrates'in ölümünden sonra çıktığı gezilerde Güney İtalya'da yakından tanıdığı Pitagorasçıların görüşleri etkili oldu. İdeal devlet anlayışını Sicilya gezisi sırasında tanıştığı Siracusa kralının akrabası olan Dion ile konuşup tartıştı. Platon'un etkisinde kalan Dion, toplumda gerekli değişiklikleri yapabilmek için ondan yardım istedi. Platon bu amaçla birkaç kez Siracusa gitti. Fakat halkın ayaklanması üzerine başarı sağlayamadı. Hatta canını bile zor kurtardı. Bu denemeden sonra devlet üstüne ikinci eserini yazdı. Siracusa deneyiminden sonra Akademos'ta Akademia adını taşıyan okulunu kurdu ve ölümüne kadar 20 yıl süreyle kapısına "Geometri bilmeyenler giremez" yazan okulunun hem başkanlığını yaptı hem de antik çağın kendisinden sonraki büyük düşünürlerini yetiştiren derslerini verdi. Platon felsefesinde 3 dönemle karşılaşılır. Sokrates dönemi, olgunluk çağı ve yaşlılık dönemi. Bu 3 dönemde de ele alınan sorunlar pek değişmez. Değişme, bakış açısı, soruna yaklaşım ve getirilen çözümdür.